Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Şubat Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Sınır dışı ve sürgün planı göçmenleri korkuttu. Politik magazin programı Panorama'ya göre göçmen kökenli Almanların %51'i toplu sınır dışı etme planlarından az ya da çok korkuyor. Almanya'nın Potsdam kentinde gerçekleşen bir toplantıda aşırı sağcıların göçmen kökenlileri ülkeden sınır dışı etme planları göçmenler arasında endişe yarattı. Yapılan bir ankete göre göçmen kökenli katılımcıların %51'i bu planların kendilerinde büyük korkuya neden olduğunu belirtti. Ayrıca yabancı kökenli olmayan Alman katılımcıların %48'i de endişe duyduklarını ifade etti. Ankete katılanların yaş grupları arasında önemli bir fark olmadığı ancak 35-49 yaş grubunda korku oranının biraz daha düşük olduğu belirlendi. Siyasi parti elimlerine göre aşırı sağcıların planları en çok Yeşiller Partisi ve SPD taraftarları arasında korku yarattı. Yeşillerin %69'u ve SPD seçmenlerinin %61'i aşırı sağcı planların kendilerini ürküttüğünü ifade etti. Almanya'da 2022 yılı verilerine göre 23 milyon 800 bin göçmen kökenli insan yaşıyor. Göçmen kökenlilerin nüfusa oranı %28,7. Bu insanların yaklaşık 12 milyonu Alman vatandaşlığına sahip olup verilere göre çoğunluğu Almanya'da doğmuş. 27 Avrupa Birliği ülkesi Avrupa Birliği'ndeki iltica yasasının sertleştirilmesi politikasını kabul etti. 10 bölümden oluşan iltica ve göç paketi böylece bir engeli daha aşmış oldu. Yapılan açıklamaya göre nihai oylama için Avrupa Parlamentosu'na sevk edildi. Genel kurulda Nisan ayında oylanması bekleniyor. Yeni yasa Avrupa Birliği'ne yönelik göçü sınırlandırmayı ve yönetmeyi amaçlıyor. İlgili tasarıda ağır göç baskısı altında olan Avrupa Birliği ülkeleri için özel maddeler yer alıyor. Bunlar arasında iltica arayışı içinde olan kişilerin Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında tutukluluk haline benzer bir şekilde daha uzun süre kalmaları ve barınma ile bakım konusunda standartların düşürülmesi de var. Bunun için Brüksel'in bir kriz durumu olduğunu açıklaması gerekiyor. Kalma şansı çok az olan sığınmacıların dış sınırlardan daha hızlı ve doğrudan sınır dışı edilmesi gerekiyor. Ayrıca kriz durumlarında göçmenlere karşı daha sert müdahalelerde bulunulabilecek. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında çok daha fazla göçmen iltica başvurusu sürecinden geçirilecek ve o noktada başvurular reddedilebilecek. Tasarı dış sınırlardaki kamplarda göçmenlerin 20 haftaya kadar tutulabilmelerini de öngörüyor. Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık emekçileri dün ücret artışı talebiyle uyarı grevi yaptı. Grev nedeniyle muayenehaneler kapalı kaldı. Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık personelleri düşük ücretle çalışmak istemedikleri için uyarı grevi yaptı. Sağlık Çalışanları Birliği VMF devam eden toplu sözleşme görüşmelerine paralel olarak muayenehanelerde çalışan yaklaşık 330 bin sağlık emekçisine bir günlük iş bırakma çağrısı yaptı. Grev nedeniyle ülkede çok sayıda muayenehane kapalı kaldı.
başkent Berlin'de toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağı Alman Tabipler Birliği binası önünde gösteri yapan bir grup sağlık çalışanı "Asgari ücretten fazlasını istiyoruz" sloganı attı. Gösterici sağlıkçılar "Hayat kurtarıyoruz ama kendi hayatımızı zorlukla finanse edebiliyoruz. Biz görülmek, duyulmak ve değer görmek istiyoruz. Ve 17 yıldır bu işi yapıyorum. Benim için de her şey pahalılaştı" yazılı dövizler taşıdı. WMF'in temsilcisi König, Aralık ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdiği için çalışanlara uyarı grevi çağrısı yaptıklarını belirtti. König, muayenehanelerdeki sağlık personeli için özellikle de yeni işe başlayanlar için ücretlerin artırılmasını talep ediyoruz. Diğer sağlık alanındaki çalışanların aldığı gibi 17 euro saat ücreti istiyoruz ve bu toplu sözleşme görüşmelerinden tüm personelin de yararlanmasını istiyoruz dedi. König, sağlık emekçilerinin artık düşük ücretle çalışmak istemediklerini söyledi. Muayenehane sahiplerinin işletme masraflarının artmasından dolayı baskı altında olduğunu anlatan König, ancak sağlık personeli üzerindeki baskı daha da büyük. Çünkü 2 yılda 100 ila 200 euro arasında reel ücret kaybı yaşandı ve geçim masrafları önceki yılların çok üzerinde olduğundan artık yaşamak için gerekli olan önemli gıdaları düşük maaşlarla karşılayamıyoruz diye konuştu. İşverenlerle VMF arasında yapılan toplu görüşmelerde VMF işverenlerin %5,5'luk ücret artışı teklifini reddetti ve muayenehanelerde çalışan sağlık personeli için %17 ücret artışı ve 2000 euro enflasyon primi istedi. Almanya'da Ren Nehri çevresinde bulunan kentlerde her yıl 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan 5. mevsim karnavalında yüz binlerce insanın katılımıyla kadınlar karnavalı yapıldı. Katılımcılar rengarenk kostümleriyle sokakları doldurdu. Dom Katedrali, Neumarkt, Barbarossa Meydanı ve Ludwig caddeleri güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı. Caddelere kurulan tribünler büyük konvoy geçişine hazırlandı. 12 Şubat'ta yapılacak büyük karnaval geçidi Rosenmontag'da bu yılda aralarında Olaf Scholz'un tembel hayvan olarak gösterileceği dünyaca ünlü siyasi figürlerin temsil edildiği maketler yer alacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre yürüyüş kortejinde katılımcılara bol bol şeker ve gül dağıtılacak. Karnaval 14 Şubat'ta Aschermittwoch adı verilen gün sona erecek. Karnavalın ardından Fastenzeit denilen ve 40 gün süren Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği oruç dönemine girilecek. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi bugün Brüksel'de adil üretim koşullarını sağlayacağı iddia edilen tedarik zinciri yasasını oyluyor. Hükümete göre koalisyon ortağı FDP yasaya karşı çıktığı için Almanya oylamada çekimser kalacak. Yasanın amacı tedarik zincirindeki insan hakları ihlallerini ve çevresel zararları önlemek, işçilerin haklarını korumak, suistimali ve çocuk işçiliğini önlemek, çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için şirketlerin sorumluluğunu artırmayı amaçlıyor. FDP parlamento grubu baştan yardımcısı Köla, partisinin yasaya karşı olmasını savundu. Deutschland Funk radyosuna yaptığı açıklamada mevcut taslağın şirketlere aşırı yük getireceğini söyledi. Örneğin önce 1000 işçi çalıştıran şirketler için geçerli olması planlanan yasa şimdi 250 çalışana düşürüldü. Köla, yasanın aynı zamanda sorumluluk yükümlülükleri de yaratacağını ve bunun bir sorun olduğunu açıkladı. Değerli dinleyiciler, 2 hafta içinde Federal Meclis Esrar'ın
yasallaştırılmasını oylayacak. Esrarın yasallaştırılmasına ilişkin Federal Meclis'te yapılacak oylamayı ele alan tartışma toplantısı destekçilerle şüphecilerin farklı görüş ve argümanlarını ortaya çıkardı. Kara borsanın durdurulması ve tüketim üzerindeki kontrolün iyileştirilmesi için yasallaştırmayı destekleyen SPD'den Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, esrarın halihazırda yaygın olarak kullanıldığını ve yasallaştırmanın kara borsayı azaltabileceğini vurguladı. Önerilen yasa her tüketicinin yasal olarak 25 grama kadar esrar bulundurmasına izin verirken, okullar ve kreşler hariç olmak üzere kamuya açık alanlarda tüketime izin veriyor. Ancak eski polis memuru ve SPD'li İçişleri siyasetçisi Sebastian Fitla gibi eleştirmenler yasallaştırmanın organize suçu teşvik edebileceğinden ve polisin daha fazla çalışmasına yol açabileceğinden korkuyor. Sağlık Bakanı Lauterbach esrarın zaten yaygın olarak kullanıldığını ve yasallaştırmanın tüketimi kontrol etmek ve kara borsayla mücadele etmek için bir yol açtığını vurgulayarak yasallaştırmayı savunuyor. Spiegel'in genel yayın yönetmen yardımcısı Aman gibi bazı uzmanlar ise benzer yasalara sahip diğer ülkelerin istenilen başarıyı elde edemediğine dikkat çekiyor. Ancak tartışma esrarın yasallaştırılmasının esrar kullanımı ile ilgili sorunları çözmek için en iyi çözüm olup olmadığı konusunda farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.